bugün giyinme odasındayız çünkü birazcık minik minik moda konuşacağız. Biraz giyim kuşam konuşacağız. Tak kız şapkayı mesela şöyle bir şey, kovboy şapkası mesela. Oversize bir şeyler giymek istiyorsanız bunu bu anlamda en azından şansınızı crop toplarla deneyebilirsiniz. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günden hangi saatte beni izliyorsunuz? YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün giyinme odasındayız çünkü birazcık minik minik moda konuşacağız. Biraz giyim kuşam konuşacağız. Ben gerçekten mesela benim çok tatlı ve çok sevdiğim bir arkadaşım var biliyorsunuz. Çok yakın olmasa da benimle. Başak. Başak minnoş. Başak bizim aramızda, biz ona minnoş diyoruz. Çok minnoş bir arkadaşımız. Bana dedi ki Çağla ben galiba arada bir yanlış giyiniyorum. Lütfen dedi beni niye uyarmıyorsun arkadaşım olarak? Mesela dedi işte dedi daha kısa boylu olanlar daha uzun görünmek için ne yapabilir? Bu kadar dedi arkadaşımsın, bu kadar modayla iç içesin, niye bana yardımcı olmuyorsun falan dedi. Ayrıca dedi bu çok aranan bir konuymuş. Daha uzun nasıl görünürüz? Ne giyersek daha uzun nasıl görünürüz? Bununla ilgili ben zaten kendim hem modacı arkadaşlarımdan sevgili Hakan'la konuşuyorum. Daha öncesinde de hem internetten araştırmalarım var hem tabii ki kendi deneyimlerim var. Bununla ilgili sizlerle güzel şeyler çalıştım. Çalıştım derken şaka değil. Gerçekten çalıştım. Boş boş gelmedim. ABC çocukların oku şeylerin çalıştım. Ve sizlere notlar aldım. Yanda da zaten görüyor olacaksınız detaylarını. İlki ve en önemlisi desenli. Yani böyle yani illa şey demiyorum ya çok büyük desenli ya çok fazla desenli, fazla karışık, fazla alacalı bulacalı. Çok işte yakın sık puantiyeli, yakın çiçekli veya işte farklı renklerin çok fazla kullanıldığı, farklı geometrik şekillerin çok fazla kullanıldığı karışık kuruşuk desenlerden uzak duruyoruz. Daha tek renk, mümkünse maksimum iki renk, daha tek renk elbiseler, daha çok daha geniş, desen bile denilemeyecek kadar farklı ayrımlarda olan maksimum bir iki renge kadar kaçabilirsiniz. O yüzden hani böyle çiçekli vesaire desenli elbiseler olduğumuzdan hem bize kilolu gösterirler hem de boy olarak eğer yanlış giyerseniz olduğunuzdan çok daha kısa gösterebilirler. Hemen şurada minicik bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu da çok çok önemli problemlerden bir tanesi. Hepimiz aksesuar kullanmayı çok seviyoruz. Ki ben gerçekten çok büyük bir çılgınım. Kollarımdan, boyunumdan, kulaklarımdan, saçıma taktığım işte kurdelelerden, kafamıza taktığımız berelerden, bandanalardan, iri kemerlerden, ne bileyim işte aklınıza gelebilecek her türlü aksesuara düşünün. Eğer daha ortalama bir boya sahipseniz, daha uzun görünmekten hoşlanıyorsunuz, olduğunuzdan daha iyi görünmek ve daha uzun görünmek mesela istiyorsanız hep minik aksesuarlar, minik küpeler, tatlı kolyeler, ince kemerler, minik saç tokaları gibi bir şeyler veya kocaman büyük şapkalar mesela var ya işte. Tak kız şapkayı mesela şöyle bir şey, kovboy şapkası mesela. Bunlar yerine daha böyle minik fötür şapkalar, daha böyle işte minik bereler gibi bir şeyler kullanmanız gerekiyor. Yani sizin daha ön planda olmanız gerekiyor. Çünkü objeler ne kadar büyük olursa, kocaman bir tasma takarsanız siz daha geri planda kalacaksınız, daha küçük görüneceksiniz. Ama bu zayıf görüneceksiniz anlamında değil, daha kısa, daha bıdık görüneceksiniz. Şimdi bir diğeri uzun hırkalar. Uzun hırkalar özellikle de bu mevsimde giydiğiniz kotla birlikte, pantolonlar ve eteklerle ilgili az sonra detay vereceğim ama giydiğiniz kotla birlikte, giydiğiniz işte bir crop kazakla birlikte veya içerisinin içine giydiğiniz böyle bir bütünsel sizi uzun gösterecek bir kombinin üzerine giyeceğiniz hep böyle uzun yerlere kadar hırkalar sizi olduğunuzdan daha uzun gösterecektir. Şimdi bol giyinmek aslında son dönemlerde inanılmaz trend olsa da benim mesela en çok sevdiğim şey hep erkek rayonundan giyiniyorum. Bak Emre nasıl? Abicim ben 82 boyundayım ve bana hiçbir şey büyük gelmiyor. Bak benim derdim bu. Hiçbir şey uzun gelmiyor, hiçbir şey büyük gelmiyor. Bu üzerimdeki erkek ancak kolları hani bana oluyor ki bedeni de farkındaysanız yine bir miktar kısa yani olmuyor. Ama bu dönemde büyük, aşırı büyük yani süper oversize dediğimiz sweatshirtlerin, paltoların, hırkaların, kazakların her şeyi crop bile olsa hep çok bolu ve çok büyüğü makbul. Ama bunlar daha kısa boylular için pek güzel değil. Eğer bol ve oversize bir şeyler giymek istiyorsanız bunu bu anlamda en azından şansınızı crop toplarla deneyebilirsiniz. Çünkü crop toplar o bedeni olduğundan daha yüksek gösterir. Bacakları da yükseltmek için onun altını daha uzun tabii ki beli olan daha yüksek belli pantolonlarla destekleyebilirsiniz. Hele ki bu desteklediğiniz pantolon eğer İspanyol paçaysa ve altına birazcık da topuklu ayakkabı giyebilirseniz sizden uzunu yok bence diyebiliriz. Pantolonlara gelmişken mesela benim kendi fikrim köpeği unutmuştun değil mi? Mesela köpek geleceğini söylemiyormuşum. Tarçın. Birisi geldi koş bak. Koş bak kim geldi. Koş bak kim geldi.
Pati ver. Hayır, otur. Pati ver. Otur. Hayır, otur. Çak. Buraya gel, rezil etme beni. Otur şuraya. Otur. Hayır, otur. 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 Asla oturmak istemiyorum. Oğlum bir otursana şuraya. Otur. Otur. Bekle, bekle. Çak. Ya sözümü dinlemeyi gurur haline getirmiş bir köpek ya. Resmen gurur yapıyor ya. Sözümü dinlemek istemiyor. Tuhaf bir köpek. Neyse. Pantolon kısmı olayın şöyle. Herkesin bildiği gibi yüksek belli pantolonlar daha uzun gösterir. Evet. Ama mesela ben şuna katılmıyorum. Sigaret pantolonlar. Bence güzel gösteriyor. Çünkü şimdi artık o crop topun veya o eşofmanın altına bir topuklu ayakkabı giyemeyeceğinize göre altına bir spor ayakkabı giyeceksiniz. Belki üzerine daha uzun bir palto giyebilirsiniz. Daha böyle yerlere kadar sarkan bir şeyler giyebilirsiniz. Daha ince hırkalar veya bol jean ceketler bence giyebilirsiniz. Jean ceketi bol giyeceksiniz. Yine bir tık daha boyalar uzun var ya, onlardan tercih edin. Göbek kısmı açık kalsın, bel kısmı yukarıda kalsın, çok daha iş yapacaktır. %100 bilinen gerçek ama burada tekrarlamakta fayda var. İspanyol paça, yüksek belli pantolonlar ve altına giyilen dolgu topuklu veya giyebileceğiniz kadar yüksek topuklular da zaten size olduğundan her zaman daha yüksek, daha uzun gösterecektir. Hemen yukarıya doğru bir çıkış yapmak istiyorum burada. Tam olarak bilmemekle birlikte, yani hangi boya hangi saç diye soracak olursanız. Sette hiçbir fikrim yok Başak, yine gelir misin? Eğer boyun kaçtı Başak? Gel tatlım. 1.62 boyunda Başak, oldukça zayıf bir arkadaşımız. Saçları her zaman şunun altına indirmemeye çalışıyor. Mesela o da mesela huzursuz oluyor. Bir yerden sonra saç uzuyor. Benim kestirmemin zamanı geldi mi diyor. Çünkü o saçlar onu aşağıya doğru çekiyor. Mesela bizim Başak'a en çok yakıştırdığımız modellerden bir tanesi şuralarda kestiği küt saçlarla hemen acayip dinamik bir hale geliyor. Saçlar uzadıkça, aşağıya doğru indikçe bir rahatsızlık hissi oluşmaya başlıyor. Çünkü daha kendini basık hissediyor. Gördüğü fotoğraflarda veya internette işte kendi fotoğrafını gördüğü zaman diyor ki ya ben burada niye böyle çıkmışım diyor. Ama aslında ona dinamik yapan ve onu daha böyle enerjik yapan küt saçları. O yüzden daha uzun görünmek için daha kısa saç modellerini, maksimum omuz bölgesinde kalacak olan modelleri tercih edebilirsiniz. Bir de şu çok enteresan bir detay. Mesela ben bunu hem okudum hem de sonra birkaç tane modacı arkadaşıma sordum. Hepimizin bildiği işte bu nude rengi, ten rengi ayakkabılar tabii ki de bizi daha uzun gösteriyor. Mesela diz altında falan giymek yerine daha ortalama boyda olanların elbise boylarının mutlaka dizin üzerinde olması gerektiği, dizin üzerinde olması yetmezmiş gibi bir de altına giyeceği ayakkabının bileğini kesmemesi, bantlı bilekli ayakkabılar kullanmaması, tamamen nude renginde sanki aşağı doğru ayağınız yokmuş gibi gösteren ayakkabılar kullanması zaten sizi olduğundan uzun gösterecektir. Bir de postal konusu var. Mesela böyle daha yuvarlak uçlu spor ayakkabılar, daha böyle botlar, kesler falan spor şeyler, botlar, postallar yerine daha sivri uçlu ayakkabılar tercih ederseniz birazcık da o da böyle basık gösteriyor çünkü postallar ve daha kaba gösteriyor. Daha zarif ve daha uzun bir görüntü için ince uçlu ayakkabıları da tercih edebilirsiniz. Son bir tane de çanta konusu. Büyük çantalar, büyük sırt çantaları kullanmıyoruz. Onun yerine boyundan askılı, üzerinizden ip geçmesini sağlayacak veya yanınızdan ip geçmesini sağlayacak minik çantalar kullanmanız. Böyle kolunuza aslan çantalar değil de boyundan askılı daha minik çantalar, elde taşınır çantalar size olduğunuzdan daha uzun gösterebilir. Varsa başka tüyünüz, varsa benim bilmediğim henüz, daha sizlere söyleyemediğim alt tarafa yazın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.